Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizlere çok güzel bir yemeğim var. Biraz böyle sporcu kardeşlerime yönelik, diyet yapanlara yönelik. Tabii ki şöyle bir durum da var. Bunları ben yağda kızartacağım. Arzu ederseniz fırında da yapabilirsiniz ve daha sağlıklı olacağından emin olabilirsiniz. Şöyle hani tavuğun iç kısımları vardır. Onlardan 8 tane. 8 tane şöyle onlardan var. Normal tavuk göğsünden de hazırlayabilirsiniz. Doğrayarak da yapabilirsiniz. Ama ben bunları bu şekilde tüm tüm aldım. Ve bu şekilde de şişlere geçirip kızartacağım. Şöyle çöp şişler kullanacağım. Yağda kızartacağım. Ama önce güzel bir sos yapacağız bunlara. Paneleyeceğiz. O şekilde hazırlayacağız. Diğer tarafta salata malzemelerim, yeşilliklerim hazırladım. Bunları bir soslayalım önce. Dinlenirken biz salatamızı hazırlayalım. Hafta sonunda da çok yemekle mutfakta vakit geçirmek istemeyenler için gerçekten çok hoş, güzel bir tarif. Evet, sosumuz için bir adet yumurtayı şöyle bir çırpma kabına alalım. İçerisine baharatlarımızı ekleyelim. 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kadar da kekim var burada. Şöyle bir karıştıralım. Ardından sütümüzü ekleyelim. Yarım çay bardağı da süt kullanacağım. 2 çorba kaşığı, yemek kaşığı unum var burada. Onu da koyup şöyle bir karıştıralım. Pürüzsüz oluncaya kadar. Ve en önemlisi maden suyum var. Yarım çay bardağı kadar da maden suyu ilave edeceğim. Ve tavuk parçalarımı bu sosun içerisine bırakıp şöyle bir kenarda dediğim gibi biraz dinlendireceğim. Ben o arada salatamı hazırlayacağım. Arzu ederseniz akşamdan da hazırlayıp buzdolabında dinlendirip ertesi günü hemen bir salata yapıp bunları kızartıp yapabilirsiniz de veya sabahtan da hazırlayabilirsiniz. Öğleden sonra pişirecekseniz bekler bu sosun içinde, hiçbir sorun olmaz. Salatam için tere ve roka var burada. Güzelce yıkayıp suyunu aldım. İri olanları birkaç kopararak ufaltacağım. Aynı şekilde marul yapraklarımı da hiç bıçak vurmadan elimde kopararak ekleyeceğim. Bunun üzerine 2 tane havucu rendemi doğrama gözünden rendeleyeceğim ince ince. Bir tane de kırmızı soğanım var. Aynı şekilde onu da rendeleyeceğim. Evet, salatamız hazır. Sadece soslaması var. Gayet rengarenk güzel bir salata oldu. Şimdi tavuklarımı sostan alıp paneleyeceğim. Ve ardından çöp şişlerime geçireceğim. Şu şekilde hepsini hazırlayacağım. Herkesin yapabileceği gerçekten çok kolay bir tarif. Ve bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklar kesinlikle bayılacaklardır bu tarife. Tavuklarım 400 gram kadardı. Gördüğünüz gibi sosum arttı bile. Çünkü sadece içerisinde bekliyor. Hiçbir şey yapmıyoruz başka. O sebeple 1 kiloya bile yeter büyük bir aileye. Fazlasını hazırlayıp da ziyan etmenize hiç gerek yok. Bakın hala burada var. Ya da daha da azaltarak yapabilirsiniz. Çeyrek bardak süt ve çeyrek bardak da maden suyu kullanarak hazırlayabilirsiniz. Yağımı ocağıma koydum. Isındı. Şimdi tavuk çöp şişlerimi şöyle içerisine koyup kızartacağım. 7'ye indirdim. Çok hızlı kızarmasın birden dışı ki içi de güzelce pişsin. Hem de daha da kısarsanız sulanır. O zaman da suyunu bırakır yağ ve çatırdamaya başlar. Bu şekilde emin olun.
kurumadan içi sulu sulu hem de pişmiş olarak yumuşacık çıkacaklar. Tabii siz ocağınızın ayarını kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Kendiniz ayarlayacaksınız. Evet, tavuklarım harika bir şekilde kızardılar. Hemen onları şöyle alalım ve diğerlerini koyalım. Son tavuk şişlerim de kızardılar. Onları da şöyle alıp artık servise geçebiliriz. Salatamız da hazırdı biliyorsunuz. Onu da şöyle güzel bir servis tabağına aldım. Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz karışımıyla bir güzel sos hazırladım. Şöyle üzerine gezdirdikten sonra sosunu tavuklarımı, tavuk şişlerimi dizeceğim, servis yapacağım. İşte bu kadar basit ve çabuk. Evet, tavuk şişlerim hazırlar. Salatamı da güzelce sosladım. Şimdi üzerine tavuklarımızı, şişlerimizi dizelim şöyle. Gayet güzel oldu. Şöyle daha yakından göstereyim. Birkaç tane de şuralara çeri domatesler bırakalım. Biraz kırmızı bir renk gelsin. Bu tabağa kim hayır diyebilir, değil mi? Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Bu güzel lezzeti lütfen yapıp deneyin sizler de. Bildirim zilini açmayı, abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.